Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, Silivri Belediye Başkanı olarak 92 nolu rapor hakkında söz almış bulunmaktayım. Öncelikle 2009 yılında yaşanan, İstanbul'umuzda yaşanan sel felaketinden sonra Silivri'de Boğuluca Deresi'nin etrafındaki alan, yaklaşık 470 hektarlık alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla yapı yasaklı olarak ilan edilmişti. Lakin aradan 10 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen bizden önceki görevdeki arkadaşların bu konuyla ilgili kıllarını dahi kıpırdatmaması, bir çaba harcamaması neticesinde yapı yasaklı alan orta yerde durmaktaydı. Biz göreve geldikten sonra Silivri'deki kim bağıran arkadaş kim? Yok yok. Hayır hayır. Sesini duyayım biraz. Söyleyin ne söyleyeceksiniz. Yok yok. Sesini açar mısınız? Bir söylesin. Yok yok. Ya, duyayım ne? Niye bağırıyor? Yok, yok bir saniye başkanım. Buyurun Sayın Başkan. Buyurun. İlçe belediyesi bu konu hakkında bir çaba harcadı, büyükşehir mi engelledi? Büyükşehir. Hayır büyükşehir. Hay büyükşehir sizin yapmadığınız bir çabayı, istemediğiniz bir talebi yerine getirmekle mi yükümlü arkadaş? Dinleyeceksiniz. Hayır bakın. Hayır dinleyeceksiniz. Zorunuza gitse de dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Zorunuza gitse de dinleyeceksiniz. Çünkü derdiniz, tasanız, kederiniz olmazsa bir problemi çözemezsiniz. 10 yıl Silivri Belediyesi'ni idare eden irade bu konuda, bakın yapı yasaklı alan nedir biliyor musunuz? Yapı yasaklı alana çivi çakamazsınız. Orada deprem riskiyle yaşayan ve her biri 99 depreminden önce yapılmış 1700 konut, sırf belediye konutları var. Bakın gelenler şunu söylüyor, başkanım bizim kentsel dönüşü yapacak gücümüz var, evimizi yıkıp binamızı, sitemizi yıkıp yenisini yapmak istiyoruz. Lakin yapı yasağı var. İşte biz yola çıktık, çalıştık, emek harcadık ve sonrasında 8 Ocak 2021 tarihinde Silivri Meclisimizden oy birliğiyle yapı yasaklı alanın, derenin de bundan önceki, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bundan önceki yönetiminin çok büyük maliyetlerle, çok büyük kamulaştırmayla Silivri'de yaptığı tek dere ıslahıdır Boğulcu Deresi. Ben Kadir Topbaş Beyefendi'ye ve heyetine de, o günkü heyetine teşekkür etmek istiyorum. Ve ondan sonra yapı yasaklı alanın kaldırılması adına bir başvuruda bulunduk. 14.07.2021 tarihinde İBB Meclisi'nde de burada hepsine teşekkür ediyorum, oy birliğiyle meclisimizden geçti. İtirazlar askı süreleri en son 11.02.2022'de Silivri Meclisi tekrar onaylayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolladı. Bugün de ben hasreten Silivri Meclisi'ne, İstanbul Büyükşehir Meclisi'ndeki tüm meclis üyelerine, ama bu süreçte hassasiyetle, titizlikle bu raporları inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun başta başkanını ve çok kıymetli üyelerinin hepsine ayrı ayrı Silivri'de yaşayan ve deprem riskiyle altında uykusuz geceler geçiren bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Silivri'nin bir kronik problemi daha tarih sayfalarındaki yerini aldı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür eder. Yüce heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.